saatlerimiz 8 sayın seyirciler ve haber bültenimizle devam ediyoruz Sabah Haber'de gelişmeleri paylaşmaya. Bakalım haber bültenimizde hangi haberler yer alıyor? Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğ'a ülkedeki ilaç sıkıntısının %99 giderildiğini açıkladı. Bakan Altuğ'a kanser hastalarıyla romatizma sıkıntısı yaşayan hastaların ilaçlarının adaya vardığını, diğer kalemlerdeki ilaçların önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini belirtti. Ankara temaslarını BRT ana habere değerlendiren Bakan Altuğ, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğuna da dikkati çekti. Ana vatan her zaman her konuda Kıbrıs Türk halkı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğ'a ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeler sonrasında giderildiğini açıkladı. Ankara temaslarını BRT ana habere değerlendiren Bakan Altuğ, ana vatan Türkiye'nin her konuda olduğu gibi sağlık alanında da Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade ederek ilaç sıkıntısını %99 oranında giderdiklerini açıkladı. Ülkede en çok ihtiyaç duyduğumuz şu sıralarda ilaç eksikliği yönündeki sorunumuzdu. Global bir sorun olduğunu biliyoruz. Dünya genelinde yaşanan bir ilaç eksikliği sıkıntısı var. Ancak bu sıkıntıyı ülkemizde biz bu gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda %99 gidermiş bulunuyoruz. Bunun müjdesini Kıbrıs Türk halkına buradan vermek istiyorum. Özellikle kanser hastalarının ilaçları ve romatizma sıkıntısı olan hastalarımızın ilaçları adamıza varmıştır. Geriye kalan ilaçların da eksikliği önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır ülkemize aldığı zaman. Hangi kalemlerde ilaç eksikliklerimiz varsa tamamını kanser ilacından seruma kadar yılan zehirine kadar liste halinde Sayın Bakan'a sunduk ve bu ilaçların eksikliğinin giderileceğini bize toplantıda söyledi ve gereğini de yaptı. Bakan Altuğ'a Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne 9 adet cihaz bağışında bulunduğunu da açıklayarak cihazların en erken zamanda devlet hastanesinde hizmete gireceğini kaydetti. Ana vatanın ülkemize bağışlamış olduğu ilaç cihazlar listesi şu şekildedir. 1 adet pediatrik ekokardiyografi cihazı, 2 adet ekokardiyografi cihazı, 1 adet endoskopik görüntüleme sistemi, 2 adet tek masa, tek tüm dijital röntgen cihazı, 1 adet gastroskopik ve kolonoskopik görüntüleme sistemi, özellikle talasemiya laboratuvarında kullanılacak olan HPLC sistemi, oldukça önemli bir cihaz bağışıdır bu. 1 adet laparoskopik cerrahi sistemi, 1 adet LaCroix sistemi ve 1 adet C kollu röntgen cihazı. Bakan Altuğ'a Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde hayata koyduğu Sen Gelemezsen Biz Geliriz projesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Bakan Altuğ'a evinden çıkmayan yaşlı, engelli hastaların tedavisi için Türkiye'den mobil sağlık aracı talebinde bulunduklarını kaydederek aracın önümüzdeki günlerde ülkeye geleceğini belirtti. Biz engelli dostu bir sağlık sistemi de hayata geçirme gailesindeyiz ve çabasındayız. Biz işte bu projemizi desteklemek adına, güçlendirmek adına yine ana vatandan talebimiz şu oldu. Mobil sağlık aracını ülkemize taşımak istiyoruz. Bu mobil sağlık aracının ülkemize gelmesiyle birlikte işte yatağa bağımlı engelli kardeşimiz hastahaneye gidemiyorsa biz bu mobil sağlık aracımızla birlikte onun evine gideceğiz, pansumanını yapacağız. Sondası değişme ihtiyacı varsa sondası sağlıklı bir şekilde değişecek veya daha farklı ihtiyaçları her neyse mobil sağlık aracımızın evlerine, adreslerine ulaşmasıyla birlikte biz sağlık hizmetini ayaklarına götüreceğiz. Bakan Altuğ'a 500 yataklı devlet hastanesi konusunda ise Türkiye'de uluslararası ihaleye çıkılacağını belirterek çalışmaların oldukça yoğun bir gündemle devam ettiğini kaydetti.
Devam ediyoruz sayın seyirciler. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenler yasasında yapılacak yeni düzenlemeyle öğretmenlerin haklarına dokunmanın söz konusu olmadığını, amaçlarının az çalışan öğretmenleri çalıştırmak olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kapatılmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi. Günler dilerim. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'de yayınlanan Haber Kritik programına katılarak öğretmenler yasasında yapılan değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemin maksadını aştığını, kendisinin eylem yerine gitme sebebinin sabote etmek değil, soruları yanıtlamak amaçlı olduğunu belirtti. Ben kalkıp aşağıya inmeye karar verdiğimde, onlar bakanlığa girme noktasında büyük bir böyle tazyik uyguladılar. Korkuluklarımızı kırdılar, camlar kırıldı. İçeriye girdiler. Orada bazı öğretmen arkadaşlar haddini de aşarak, maksadını da aşarak ataç açıp da fişin içine sokup otomatikleri de attırdılar. Tabii ki onlarla ilgili, bu tip davranışta bulunanlarla ilgili polisiye süreç de devam edecek. Çavuşoğlu, bakanlığa geldiği günden beri sendikalarla görüşerek öğretmenler yasasında yapılacak tadilatları kendilerine anlattığını da söyledi. Bizde ise en fazla çalışan ilk öğretimde 25, orta eğitimde, mesleki teknikte en fazla 20 saattir. Kaldı ki biz 20 saati değişmeye yönelik bir çalışmamız yoktu. Bizim çok ciddi bir sıkıntımız var. Şöyle ki, diyelim ki bir okulda, siz öğretmensiniz. Yan okulda bir eksiğim olduğunda aktarma konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Bunları düzenlemeye çalışıyorum. Örneğin siz bir okulda müdür muavinisiniz ve müdür muavinleri normalde yasaya göre 4 ile 7 saat arası derse girmesi gerekiyor. Atölye şefleri hiç derse girmezdi. Bunlara bir zorunluluk getirdik. İlkokullara rehber öğretmen almanın önünü açtık. Rehber öğretmenler ile ilgili 8 saat derse girme zorunluluğu getiriyoruz. Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kapatılacağı iddialarının doğru olmadığını da belirtti. Akademinin kapatılmasıyla ilgili ne alaka? Akademide bizim olumsuz bir bakış açısı edinmemiz veya da akademinin kapanmasına yönelik söylemler tamamen toplumu yanıltmak maksatlıdır. Ve aslında bunu söyleyenler de benim akademiye nasıl baktığımı onların aklında yokken de akademinin yasasını oradaki hocalara hazırlattıran ve bu tantanalar geçmesiyle birlikte akademinin yasasını gündeme alacak olan bakan benim. Bu vizyonu ortaya koyan bakan benim. Bir de öğretmen kadrolarının azaltıldığına dair söylemleri var. Tamamen toplumu yanıltmak içindir. Öğretmen kadrolarında artırma gidildiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, gelinen aşamada öğretmenlerin çalışma saatlerini doldurmasını istediklerini yineledi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT'de yaptığı bu açıklamaların ardından öğretmen sendikalarıyla da bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KTÖS ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Bakan Çavuşoğlu, öğretmenler yasasındaki değişikliklerle ilgili sendikaların taleplerini ve görüşlerini dinledi. KTÖS Başkanı Mustafa Baybora ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, eğitimde yapılması gereken değişikliklerle ilgili komite kurulmasını önerdiklerini belirtti. Baybora, toplantıda kamusal nitelikli eğitimin ilerlemesi adına birlikte çalışma yapılması için prensip kararı aldıklarını kaydetti. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre Yüksek Danışma Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoyla, Maliye Bakanı Alişan Şan ve sendika yetkilileri de katılacak. Sayın seyirciler, Maliye Bakanı Alişan Şan ilk geniş katılımlı toplantısını kamuda örgütlü sendikalarla gerçekleştirdi. Sendikalar asgari ücret, kamu maaşları, özel sektörde sendikalaşma ve gelir vergisi dilimleri ve indirimleri konusundaki taleplerini iletti. Maliye Bakanı Alişan Şan ise sendikaların sunduğu önerileri dikkate alacaklarını, yeniden bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Bakan Şan, halkın refahını sağlamak için imkanlar çerçevesinde hareket
hizmet edeceklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını ancak biraz zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Şu an insanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim diye konuştu. Maliye Bakanı Alişan Şan, kamuda örgütlü 19 sendika başkan ve temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda sendika temsilcileri Bakan Şan'a asgari ücret, kamu maaşları, özel sektörde sendikalaşma ve gelir vergisi dilimleri ve indirimleri konusundaki taleplerini iletti. Ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle çalışan, emekli, dar ve sabit gelirli kesimin ekonomik olarak çok zor günlerden geçtiğini belirten sendika temsilcileri, halkın ekonomik refahının artırılması için bir takım önlemler alınması gerektiğini, bu konuda sendikaların da bir araya gelerek bir çalışma yaptığını kaydetti ve talep ve önerilerini içeren raporu Maliye Bakanı Alişan Şan'a sundu. Maliye Bakanı Şan'sa daima uzlaşı ve diyalogdan yana olduğunu vurgulayarak bu anlamda tüm paydaşlara kapısının açık olduğunu söyledi. Piyasayı daraltmak gibi bir amaç ve niyetinin olmadığını ifade eden Maliye Bakanı Şan, ancak toplanması gereken vergiler, alınması gereken tedbirler varsa bunları da yapmakla yükümlü olduklarını belirtti. Şan, süratle atılması gereken adımlar olduğunu, özellikle gelir artırıcı konularda bilişimi sonuna kadar kullanmak gerektiğini kaydetti. Zor bir dönemden geçildiğinin bilincinde olduklarını dile getiren Maliye Bakanı Şan, halkın refahını sağlamak için imkanlar nispetinde hareket edeceklerini, bunun için çalışmalara başladıklarını, ancak biraz zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. İnsanı hayata bağlayan umuttur. Ben buraya, bu makama insanların umudunu kırmak için gelmedim diyen Bakan Şan, bürokratlarıyla yaptığı çalışmalarda sendikaların sunduğu önerileri de dikkate alacaklarını, bu konuda yeniden bir araya gelerek bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, küresel çip kriziyle başlayan pasaport sıkıntısının aşılması için hem Türkiye Cumhuriyeti hem de yabancı firmalar üzerinden çok yönlü bir hareket alanıyla sorunun çözümü için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Bakan Öztürkler, pasaport sıkıntımız Eylül'ün 1-2 haftasından sonra tamamen çözülmüş olacaktır açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler katıldığı bir programda bakanlık projeleri hakkında bilgi verdi. Elde sınırlı pasaport olduğundan acil ve elzem durumlardaki insanlara pasaport vermede öncelik tanındığını belirten Bakan Öztürkler, bu geçici dönem için halktan özür diledi. Öztürkler bu süreçte vatandaşların mağdur olmamaları adına iki önemli adım attıklarını da açıklayarak, sakinlerin kaydı tüzüğünde yapılan değişiklikle resimli çipli kimlik kartına sahip olan tüm çocukların Türkiye Cumhuriyeti'ne gidiş İşlerde pasaport ihtiyacı duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlikleriyle seyahat edebileceklerini ve 12 yaş altındaki çocukların da doğum anından itibaren sadece 12 Türk Lirası gibi bir ücretle kimlik alabileceklerini ifade etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bir diğer önemli adımınsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne araçlarıyla yapacakları seyahatlerde pasaport yerine çipli kimlik kartlarını kullanabilmelerinin önünün açıldığını ve bu konunun da çözüme kavuştuğunu belirtti. Bakan Öztürkler, verimliliği artırmak ve önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz, dedi. Öztürkler, İskele Long Beach sahilinden denize akan lağım suları konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Bakan, atık suların denize akmasını önlemek üzere İskele Atık Su Arıtma ve Kanalizasyon Projesi'nin hazır hale getirildiğini açıkladı. Ülke huzuru ve güvenliği açısından Polis Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğiyle yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Öztürkler, ülke içerisinde suça karışmış, kaçak olarak yaşamakta olan yabancıların tespit edilerek deport edilmesi konusunda geride kalan 4 ay 600'den fazla kişinin deport edildiğine dikkat çekti. Bakan, ülke gündemini bir müddet meşgul eden Avustralya asıllı Mark Douglas Buddle'ın deport edilmesi hakkındaysa Avustralya asıllı adı geçen şahısla ilgili Polis Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetlerimizin raporları çerçevesinde deport edilen bu kişi ülkesine resmen iade edilmiştir, dedi. Yeni cezaevi konusunda da bilgi veren Öztürkler, Temmuz ayı içerisinde kademeli şekilde taşınma işlemlerinin başladığını, yeni gardiyan alımlarıyla da sürecin eş güdümünü devam ettirileceğini ifade etti. Sağlıkla ilgili bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Sağlık Bakanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde COVID-19 genel durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında toplam 15.447 test yapıldığı belirtildi. Açıklamada 1950 pozitif vakaya rastlandığı ve bu süreçte de 3 kişinin vefat ettiği açıklandı. Ve bunaltıcı sıcaklar sürüyor sayın seyirciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığını dikkate alarak bugünden itibaren ay sonuna kadarki süre içinde 12-16 saatleri arasında açıkta güneş altında çalışılmasını yasakladı. Meteoroloji Dairesi ise nemin çok yüksek olmasından dolayı hissedilen sıcaklığın 43 ila 46 derece dolaylarında hissedildiğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ay sonuna kadarki süre içinde 12-16 saatler arasında açıkta güneş altında çalışılmasını yasakladı. Bakanlık aşırı sıcaklarda dışarıda çalışma yasağının resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran'da hava sıcaklığının 41 dereceyi geçmediğine ancak nemin hissedilen sıcaklığı 43-46 derece dolaylarına çıkardığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Lefkoşa'da sıcaklığın 46.6 derece ölçüldüğünü kaydeden Buran, bugünlerde böyle bir olağanüstü sıcaklık yok, bizi bunaltan nem açıklamasında bulunarak yüksek nem nedeniyle sıcakların bunaltmaya devam edeceğini belirtti. Sayın seyirciler, son günlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı Polis Genel Müdürlüğü yeni bir açıklama yaptı. Polis dolandırıcılara karşı aile büyükleri ve özellikle yaşlıların uyarılmasını istedi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Polis Genel Müdürlüğü, hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya EFT yapmanızı istemeyeceğini asla unutmayın dedi. Polis Genel Müdürlüğü son günlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı sosyal medya üzerinden bir kez daha hatırlatma yaptı. Açıklamayla dolandırıcılara karşı aile büyükleri özellikle yaşlıların uyarılmasının önemine işaret edildi. Açıklama şöyle: son günlerde çeşitli veri tabanları üzerinde elde ettikleri banka müşterilerine ait telefon numaralarıyla özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra telefonda konuştukları kişi kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının suç örgütleri tarafından ele geçirildiği, hesaplarından kara para aklanmaya çalışıldığı, paralarının güvende olmadığı gibi çeşitli senaryolar üretip kişilerin bankalardaki paralarını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarını aktarmalarını sağlamak suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulunulmaktadır. Banka hesabınızın suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve hesabınızın tehdit altında olduğu yönünde aranmanız durumunda kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin. Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. Onların talimatlarına uymayın. Telefonu kapatın ve hemen 155 polis imdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın. Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin. Şayet göndermişseniz hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin. Hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya EFT yapmanızı istemeyeceğini asla unutmayın. Değerli izleyenler, Azerbaycanlı kadın girişimciler ülkemizde temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği heyetini kabul ederek görüştü. Tatar görüşmede Kıbrıs Türk halkı ile Azerbaycan halkının aynı milletin evlatları olduğunu söyledi ve bir millet, üç devlet vurgusunda bulundu. Can kardeşleri olarak. Temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'la Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kabul'de Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan'la ilişkilerinin gelişmesi ve her türlü alanda işbirliğinin artmasının Kıbrıs Türk halkını memnun ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan halkının yaşadıklarına benzer haksızlıkların Rumlar üzerinden Kıbrıs Türk halkına yapıldığını anlatarak, Kıbrıs Türk halkının yapılanlara karşı her zaman direndiğini ve devletini kurduğunu söyledi. Mesela bundan sonraki süreçte sizlerin de desteğiyle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla kabul görmesi, tanınması, kendi insanlarımızın, gençlerimizin, sizlerin, öz kardeşlerinin daha fazla hürmet görmesi, bizlerin
kabul görmesi ve ona göre buranın gelişmesi için hep birlikte bu mücadeleye destek vermemiz gerektiğine inanmaktayım. Çünkü biz aynı soydan gelen, aynı milletin evlatlarıyız. Biz hep öyle deriz burada. Doğu Akdeniz'de Türk milletinin ulusal çıkarları bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın desteğinin ve karşılıklı ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da gelişmesi temennisinde bulundu. Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva da bir millet üç devlet olarak gördükleri Kıbrıs Türk halkı ile Azerbaycan halkının soydaşlar olarak karşılıklı kültürel bağlarının gelişmesi için atılan adımların önemini dile getirdi. Ve sayın seyirciler, bu haberle sabah haberi bugünlük de burada noktalıyoruz. Yarın yine saatler 7'yi gösterdiğinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sabah haberin hemen ardından Fehmi Oktay'la hava durumundaki güncel gelişmeler ve spor turumuz ekranlarımıza gelecek. Ve saatler 8.35'i gösterdiğinde de Manşet Artı programıyla karşınızda olacağız. Bugün mutlu, huzurlu bir gün sizin olsun diyelim. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.